Merhaba sevgili dostlar. Yine bir gönül hattımız programıyla daha sizlerle beraberiz. Stüdyomuzda değerli konuğumuz, ilahiyatçı Ömer Turan kardeşimiz var. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Evet, değerli hocamıza inşallah bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle ondan başlayacağız ve ondan sonra da inşallah güncel bazı konulara da değineceğiz. Tabii malumunuz Mehmet Akif Ersoy İstiklal mücadelesinde Atatürk'ün yanı başında beraber milleti savaşa, galeyana getirmek suretiyle vatanımızın kurtulmasında büyük emekleri geçen şair, fikir adamı, bilim adamı, dindar bir insan ve en sonunda istiklal mücadelesi kazandırdıktan sonra Atatürk bizzat kendisine teklif ediyor İstiklal Marşı'nın yazılmasını. Ve büyük bir şeyle beraber bütün milletvekillerinin huzurunda bu marş okunuyor ve oy birliği beraber kabul ediliyor. Ve sonunda şöyle bir veciz bir sözü var. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye çok enteresan bir ifade kullanıyor burada. Evet. Ve biz de şimdi onun yıl dönümü münasebetiyle programımızı ona ayırdık. Hocam dilerseniz böyle başlayalım bundan, ondan sonra da evet, akışa göre ne yapacak yapalım. Ben de şöyle başlayayım. Allah İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a rahmet eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına rahmet eylesin. Onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Şükran borcumuz var, evet. Oturuyorsak eğer. Yani. Onların o günkü fedakarane, iman dolu çalışmalarıyladır. Evet, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında doğdu. Arnavutluk'ta doğdu. Aslında Arnavut kökenli kendisi. Aslında buradan da bir hareketle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hani ne mutlu Türk'üm diyene sözünün ne kadar yerinde bir söz olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü niye? O hani bu hatta eleştirilir bazı bu ırkçı bir söylem diye, halbuki değil. O aslında bir kültürü, İslam milletini ifade eden bir söz olduğunun da bir delilidir aslında Mehmet Akif Ersoy bence burada. Zaten Türk olan demiyor, Türk'üm diyene, evet, diyor. Türk'üm diyene yani. Tabii. Bunu aslında üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız eserlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde, yazılarında defaatle çok güzel bir şekilde Türk kelimesinin, Türk kültürünün ne olduğunu, ne ifade ettiğini çok güzel anlattı. Şimdi tabii İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rahmetli esasında çok büyük manalar ifade ediyor Türk milleti için. Şöyle ki 1873'te doğdu ve tabii onun şairliği, üstatlığı, hitabeti, eserleri, işte Safahat adlı bir eseri var biliyorsunuz, yaklaşık 10 küsur bölümden oluşuyor. En son bölümü de 1933 yılında Türkiye'ye tekrar geldiği zaman yazmıştı. O ve onun gibi birçok eserleri var. Kendisi Türk milletine, o dönemdeki efendimize, insanlara çok ciddi etki eden bir insan. Bu manada da düşündüğümüzde Kurtuluş Savaşı yıllarında işte İstanbul'dan Anadolu'ya geliyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Kurtuluş Savaşı'nda bizzat mücadele ediyor ve Gazi Paşa'mız da özellikle ondan istediği şey, üstadım sen Anadolu'yu karış karış gez, bu millet senin sesini duyduğu zaman Kuvayi Milliye ruhuyla beraber ayağa kalkacaktır falan, senin o güzel vaazlarınla, sohbetlerinle falan diye. Ve o da bunu bir Atatürk'ten aldığı bir emir telakki ediyor. Ve Kuvayi Milliye saflarında Türk milletine, efendime söyleyeyim, onun örfüne, adetine aşık bir insan olarak, bağımsızlığı isteyen bir insan olarak Anadolu'yu, özellikle Ege bölgesinde ilk önce başlıyor. Ondan sonra diğer illere de gidiyor. Karış karış geziyor. Gittiği yerlerde sohbetler ediyor. Vaazlar veriyor. Hatta bu vaazlar önceden halka duyuruluyor, el altından duyuruluyor. İnsanların işte filanca camide Mehmet Akif Ersoy vaaz edecek, işte oraya gelelim, işte orada bulunalım. Kadın erkek insanlar geliyor.
Tabii onun o sözleri insanları çok etkiliyor. Ve o günlerde çıkarılmış olan işte Atatürk ve onun yanında olanlar halifeye, işte hilafete, İslam'a karşı insanlardır. Dolayısıyla onların katli vaciptir. Onlarla birlik olmak Müslümana yakışmaz gibi yalan, yanlış, iftira fetvaların da yanlışlığı Mehmet Akif Ersoy'un da bu ciddi çalışmaları sayesinde anlaşılmıştır. Halk tarafından çok daha kabul görmüştür ve böylece milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu o Kuvayi Milli Hareketi'nin etrafında yek vücut olmuştur. Bu manada Mehmet Akif Ersoy'un çok ciddi katkılar olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii bu İstiklal Mücadelesi yıllarında gönüller tabii bazen mahzun, bazen hüzünlü, bazen coşkulu bir şekilde o günleri anlatan değişik şiirler, değişik işte yazılar, makaleler elbette ki sürekli oldu. Özellikle bu tür yazar, çizer, ilim adamları, mütefekkir insanlar tarafından. İşte 12 Mart 1921 yılında önce bir devletimizin bir istiklal marşı olsun diye bir yarışma açıldı ve 724 tane eser bu yarışmaya katıldı. Bunlardan 24 tanesi seçildi. Tabii büyük bir ödül de kondu. Çok evet, evet, o zamanın parasıyla büyük bir ödül de kondu. 24 tanesi işte ilk elemeye diyelim seçildi ve bunlar içerisinde de hiç tereddütsüz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Korkma Sönmez Bu Şafaklar. Hatta daha önce de şöyle biliyorum. Mehmet Akif önce yazmak istememiş herhalde. Bir sürü eserler ortaya çıkmış. Atatürk hiçbir tanesini beğenmemiş. Özellikle. Bizzat sonradan ona teklif götürmüş. Yani sen de yaz falan diye. Doğru. Ondan yani sonra evet, o da yazmış ona. Hatırlattığınız iyi oldu. Evet, yani zaten baştan beri hani özellikle Atatürk'le vurguluyorum ki Atatürk Mehmet Akif Ersoy'un çok büyük bir vatan sevdalısı, din, örf, adet, gelenek, görenek bağlısı, efendim, bir insan olduğunu biliyor. Çok yakinen zaten tanışıyorlar, arkadaşlar kendileri. Baştan beri görüşüyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndan da önce de sürekli beraber oldukları bir insan. Tabii o dediğiniz gibi bu kalan eserlerde de aslında Atatürk'ün gönlü yatmıyor onlara. Onun için de Mehmet Akif Ersoy'a tabii daha önce de teklif etti o pek özellikle ödül olduğu için yani bir karşılığı vardır diye şey yapmadı, istemedi yani rahmetli. Ama Atatürk özellikle bizzat rica edince ve o şiiri işte o İstiklal Marşı'nı yazdı, güftesini yaptı yani yazı şekline döktü ve o 10 kıtadan oluşan o büyük eseri yazdı ve biz bunu şerefle bir namus borcu olarak, bir vatan borcu olarak hep dinliyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla bu eser işte o gün Millet Meclisi'nde yani 12 Mart 1921'de Millet Meclisi'nde okundu ve büyük bir coşkuyla beraber, alkışlarla, gözyaşıyla bu milletin İstiklal Marşı budur diye kabul edildi. Ya burada şöyle bir şey de var. Hem ödülü, yani ödül istemedi. Onu bağışladı işte, bir vakfa bağışladı onu. Ve ondan sonra da bir sürü eseri var, bir sürü şiirleri var. Mesela Safahat baştan başa onun şiirlerinden doğru. Ama İstiklal Marşı'nı oraya yazmamıştır. Ve bunu ben milletime adadım diyerek onu millete ait olduğunu ortaya koymuştur yani. Evet. Bugün hem bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı olarak okunan bu büyük eser okunuyor ve bütün milleti de gerçekten Lazıyla, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle bir ve beraber olan bu Türk milletini birleştiren ve onu her şartta duygulandıran ve hatta bizim nezdimizde belki başka millette de bu kadar bayrak ve marş yani İstiklal Marşı sevdası yoktur. Yani İstiklal Marşı, Bağımsızlık Marşı. Bizim için çok şey ifade ediyor. Bayrağı yere düşüremeyiz. İstiklal Marşı'nı da efendim öyle çala kalem, lalettayin bir şekilde okutmayız, okutamayız yani. Onun için bu konuda bu milletin her ferdi
hangi görüşten, hangi taraftan olursa olsun asla bu konuda hiçbir taviz vermez. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Zaten gerçekten. Anayasanın da ilk 4 maddesinin bir tanesi de bayrağı, ayrıldı Türk bayrağıdır. Marşı işte İslam marşı budur. Ve değiştirmesi teklif bile edilemez. Yani. Evet. Böyle güzel bir şeyle beraber karantina almıştır. Anayasanın yani. Zaten o ilk değiştirilemez 4 maddesi aslında milletin gönlünde %100 bir şekilde yerleşmiş. Sadece yani anayasada böyle, kanunda böyle diye değil. Bu milletin gönlünde, geninde, varlığında bir varlık olarak mevcuttur yani. Tabii hani az öncesinde dediğiniz gibi Mehmet Akif Ersoy bu İstiklal Marşı'nı yazdı ama Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak bir ortamı nasip ve yaşatmasın diye. Çünkü gerçekten o günler çok zor günlerdir. Çünkü bağımsızlık, yani bir millet bağımsızlığını yitirmiş, varlığını yitirmiş, devletini yitirmiş. Mondros Mütarekesi ile beraber Osmanlı Devleti o efendime söyleyeyim 600 küsür yıl bu Türk milletine devletlik yapan o gerçekten çok geçmişte çok güzel hizmetler yapan devlet maalesef yine o devleti yöneten insanlar tarafından bir anlaşmayla beraber bitirildi. Neydi o anlaşmanın neticesinde? Maddelerine baktığımız zaman limanlar, efendim birçok kuruluşlar yabancılara teslim edildi. Ordu dağıtıldı. Ondan sonra ordu dağıtıldı, tüfekleri için sadece jandarma kuvveti olarak bir kuvvet kaldı. Yani birçok stratejik hemen hemen her şey yabancılara tamamen teslim edildi. Ve ondan sonra bir de padişah ferman da yayınlıyor. Hatta İngilizler İstanbul'a girdiği zaman tabii giriyorlar, evlere giriyorlar. İnsanların malına zarar veriyorlar. Efendim belki namusuna da musallat oluyorlar falan. Bu tabii Türk milleti bunu kabul eder mi? Etmez. Bu sefer orada tabii çeşitli olaylar oluyor. Padişah fermanı da şöyle. Hangi milletten olursa olsun ülkemize gelen yabancı askerlere Türk misafirperverliğini gösterin. Yani ya adam geliyor senin namusuna, malına, mülküne el uzatıyor. Padişahın fermanı ve milletine yazmış olduğu, efendim anlat ona vermiş olduğu beyanat da bu. Ama beri tarafta aynı günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tabii o Yunanlılar çok büyük mezalimler yapıyorlar Anadolu'da. Köy köy, kasaba kasaba gidiyorlar. Oradaki kadınları efendim buluyorlar. Onları efendim affedersin değişik şekillerde işkenceler yapıyorlar. Onların çocukların karnındaki çocuklarını öldürüyorlar. Karındaki çocuklarını deşip alıyorlar. Göğüslerini kesiyorlar. Efendim kollarını kesiyorlar. İnsanların gözü önünde bir başkalarının onlara musallat olmasını istiyorlar, zorluyorlar falan. Bu kadar büyük işkencelerin yapıldığını Gazi Paşa'mız tabii görünce bir iman ehli insan bunun karşısında durabilir mi? Hemen yayınladığı Tamim'de şunu yayınlıyor. Diyor ki sizler kasabalarda, köylerde, savaşın olduğu özellikle o bölgelerde, kasaba köylerdeki kadınları, çocukları, yaşlıları güvenli bölgelere behameal hemen getirin ve onların namusunu, canını koruma altına alın. Şimdi Gazi Paşa'mız böyle derken işte Osmanlı Devleti'nin yöneticileri de onlara her türlü misafirperverliği gösterin diye söylüyor. Kimin ne olduğu zaten ortada. Dolayısıyla böyle bir ortamda işte İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da az önce dediğimiz gibi Anadolu'yu karış karış geziyor insanlara ayırtmak için, şey yapmak için. Tabii o arada tabii bu yapılan anlaşmalardan dolayı devletin yetkilisi tarzında görülen insanlar işte sessiz kalıyorlar birçok olaylara, Anadolu'daki birçok olaylara. Hatta kadınlar tabii birlik oluşturuyorlar hocam. Eğer diyorlar sizler bizim namusumuzu, canımızı koruyamayacaksanız ey erkekler, sağa sola gömdüğünüz silahların yerini bize bildirin. Biz kendi namusumuzu, kendi dinimizi, kendi vatanımızı kendimiz koruruz diye gazetelere o günlerde Türk kadınları efendime söyleyeyim şey veriyor. Beyanat veriyor, demeçler veriyorlar. Ve tabii bu Kuvayi Milliye ruhunu o analarımızın efendim o rahmetli analarımızın, ninelerimizin o yaptığı o efendim hareket çok daha fazla coşturuyor.
Bu da tabii bizim örfümüzde, adetimizde, dinimizde olan ruhun yansıması hadisesi meydana geliyor. E tabii buna karşı olan mesele o dönemde insanlar vardı. İşte biz burada programlarda sürekli bunlara da temas ediyoruz. Etmemiz lazım. Allah gani gani rahmet eylesin. Profesör Doktor Haydarbaş hocamız Hoş Geldin Atatürk adlı eseriyle bize bu milletin kurtarıcısı, bu devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin kendi özünden, örfünden, adetinden, dininden, diyanetinden bir lider olarak Allah tarafından gönderilmiş, seçilmiş bir insan olduğunu biz orada görüyoruz. Artı tabii o kitabın o ortaya koyduğu tablo Anadolu'daki insanların da Atatürk'le nasıl bütünleştiğini, Gazi Paşa ile nasıl bütünleştiğini ve aynı fikri, aynı ideali nasıl paylaştığını da ortaya koyuyor. Çünkü şu bir gerçek, Atatürk tabii bu işe başladığı zaman millet tabii hemen o Kurtuluş Savaşı'ndan öncesinden beri ta Balkan Harbi'nden bu yana milletimiz sürekli savaş halinde. Ve savaşa gidenler de kimler? Türk milleti. Müslümanlar yani. Ama Ermeni, Yahudi, Rum azınlık onlar Yaval efendim söyleyeyim işinde, gücünde, ticaretinde ve hatta onun için etrakı bir idrak yani Türkleri hakaret etmek için böyle işte sefil insanlar manasına gelen cümleler Türkler için kullanılıyor. Niye? İşte Türkler ancak işte köyde işte sabanın arkasında bir şeyler eken biçen ticaretten anlamıyor. Halbuki ticaretten niye anlamasın? Bu millet ta asırlardan beri Osmanlı'da, Selçuklu'da, ondan öncekinde hep ticaretle, efendime söyleyeyim, ilimle, irfanla. Zaten İpek yolları hep bizim ülkemizde geçiyor yani, zaten. Değil mi? İpek yolu tabii. Denilen hadise hep Türklerin olduğu yerde. Yani bu işin içinde olan insanlar. Ama sen bunları sürekli son özellikle 200 yıldan beri sürekli savaştan savaşa, savaştan savaşa. Hop koş Yemen'e, koş efendime söyleyeyim Galicia'ya, koş efendime söyleyeyim Libya'ya, koş Mısır'a, koş efendime söyleyeyim Orta Doğu'ya, koş Kafkaslara, aynı anda koş Balkanlara. Yani kim gidiyor buraya? Gidenler kim? Mehmetler. Ve onların efendime söyleyeyim Ayşeleri, Fatmaları. Onlar da silah taşıyor beylerine, evlatlarına. Bir yandan yetiştiriyor. Evinde işte kalan kim var? Bir tane uşağı var. Onu da oğlum sen de git diyor yani. Vatan sağ olsun. Dinimiz sağ olsun mantığıyla beraber. Ama azınlıklar yağ bal içinde yaşıyorlar bu memlekette. Böyle bir ortamda beri tarafta tabii o zamandan beri şey başlayan o silsile içerisinde tabii millet fakr-ı zarret içinde kalmış. Bir tane Alman bir yazar şöyle anlatıyor. Türk milletini diyor ben diyor Çanakkale'de anladım. Şu olayla anladım diyor onun yani onun ruhunu. Bir baktım diyor orada bir köyde diyor. Böyle kulübemsi yani ev bile denilemeyecek bir kulübemsi bir şey var. İşte bir duman tütüyor orada. Neyse gittim diyor bir nenecuk diyor çıktı diyor karşıma diyor böyle diyor. Mavi gözü diyor böyle diyor çakmak gibi yani öyle bir kadıncağız böyle yaşlı bir kadın. Buyur evlat demiş ona efendim işte ben işte gazeteciyim gazeteciyim falan. Ha öyle mi? İyi evlat ne işte ben hani bu araştırıyorum bu köyleri ne haldedir falan diye. Gel aşımızdan ye diyormuş ona. O arada üç tane de torunu varmış öyle. Gazanfer, Muzaffer, Mücahit. Bunu duyunca diyor çok etkilendim diyor. Bir millet düşün işte oğluna Gazanfer, Muzaffer, Mücahit ismini koyuyor yani. Yani böyle bir ruha öyle bir de çağırıyor. Onlara koşuyor nenelerinin yanına. Hemen efendisi çorbada ne işte öyle bir suyun içinde birazcık bir arpa varsa onu ve hani anlatılır o yıllarda. Bırak arpayı bile bulamadan efendim taşı yani çocuklarına böyle işte var burada bir yemek tarzında anlatıyorlar. Yani Allah gerçekten o günleri tekrar bu millete göstermesin. Ama maalesef Türk milletini asırlardan beri hep içindeki esas ondan görünen düşmanlar esas bozmuş. Ve yani onları böyle zor durumlara düşürmüş vaziyette. İşte gelelim Kurtuluş Savaşı'na. İşte o dönemde hani az önce anlattık. Kadınlarımızın o çıkışları, o beyanatları
erkeklerin işte o yönetici olan insanların hali ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hani orada yapmış olduğu şey, hareket, işte onların onun beyanatı, çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyalım mantığı, ona bakıyorsun ama beri tarafta bunun karşısında işte Kuvayi İnzibatiye diye İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin oluşturmuş olduğu, efendime söyleyeyim, bir kuruluş var. Bunun da başında kurucuları Şeyhülislamlar, işte o dönemin hocaları, efendim söyleyeyim, yetkili insanlar, hatta devletin başveziri olan efendim damat Ferit, İngiliz, yani İngiliz severler cemiyeti. İngilizleri seviyorlar. Allah Kur'an'da kafirleri dost edinmeyin, onları sevmeyin. Onlar efendim siz onlarla olmaktan sonra onlar asla sizden olmazlar diye beyan olduğu halde İngiliz severler cemiyetini işte İskilifli Atıf da bunlardan yani bir tanesi. Misafirperverliğini orada da göstermiş oluyor yani. İşte onlar padişahın fermanına uyuyorlar. Yani Türk misafirperverliğini İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni kurarak gösteriyor. Onda tabii orada kalmıyor. Şimdi hani o derneği kuruyorlar, bir de filiyat yapıyorlar. Kuvayi İnzibatiye ile beraber özellikle işte o yani bugünkü Sakarya, işte Düzce, efendim o bölgede, İzmit, o bölgede çok ciddi kalkışımlar oluyor. Yani kandırılan, bizden olan hatta insanlar gene bizden olan kendi vatandaşlarına bunlar Kuvayi Milliyecidir diye tabi aralarında o Kuvayi İnzibatiye'nin arasında tabi İngiliz askerleri, ajanları, şunlar bunlar da var elbette ki. O dönemin halkına büyük zulüm ediyor. Hatta Atatürk bunu duyunca çok üzülüyor. Çok üzülüyor Gazi Mustafa Kemal. Ama bir yandan hem bir fitne, yani çünkü milletin evlatları da kandırılıyor karşı tarafta. Adam bakıyor ki sakallı, sarıklı, efendim cübbeli, efendim şalvarlı adam, işte Şeyhülislam bilmem ne efendi bir fetva yazmış. Millet kanıyor tabii bunlara, bugün olduğu gibi. Yani evet. Kanıyor, bunlara kanıyor, bunların peşinden koşuyor. Ama işte Atatürk hemen tabii büyük bir çoğunluk din adamı var Atatürk'ün etrafında. O dönemin şehrin müftüleri, ilçelerin müftüleri, müderrisler, işte alimler, hocalar. Onlar da ciddi manada bir araya geliyorlar ve bir karşı fetva yayınlıyorlar. Ve bunu hemen gazetelerde yayınlatıyorlar ve bu sefer o İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin o Kuvayi İnzibati hareketi böylece bertaraf ediliyor. Bir de onlarla askeri mücadele de yapılıyor. İşte onlar yok ediliyor yani. O fitne o dönemde yok ediliyor. Tabii yok ediliyor da düşman tabii sesi durur mu? O bir yandan gayret ediyor, çalışıyor tabii. İşte ta o dönem, bugün hani dinler arası diyalog dediğimiz, İşte onun tabii ortaya çıkmış, başımıza bomba olarak yağmış modeli Fethullah Gülen, FETÖ örgütü esasında ta Osmanlı'dan beri. Hani Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın çok muhteşem bir yapıtı var. Dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler diye. Bunu buradan tekrar söyledik, söylememiz de lazım. Muhakkak alınıp okunması gereken bir eser, satır satır okunması gereken bir eser, çok ciddi manada hazırlanmış ve bu millet üzerine ta 1700'lü yıllardan beri İngilizlerin çok ciddi manada misyonerlik faaliyetiyle beraber bu milleti, Osmanlı'yı efendim veya diğer İslam beldelerini, işte hatta Hindistan falan oradaki Müslümanları ve özellikle onların başında olabilecek hoca tinetli insanları nasıl ele geçirdiklerini ve böylece millete fitneyi, fesadı nasıl yaydıklarını gördük yani orada bunu tabii. Şimdi mesela adam bakıyorsun işte az önce dediğim gibi sakıllı, sarıklı, cübbeli adam bunu söylüyor. Bunlar dinsizdir diyor. Bu sefer millet de buna inanıyor. Ama Atatürk'ün tabii yanındaki hocalar sayesinde o dönemde bertaraf ediliyor. İşte ta o Osmanlı'da, Osmanlı son zamanında Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra mesela iftiralardan bir tanesi hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte camileri şey yapalım, sıralar koyalım, kiliseler gibi bilmem ne falan filan ya bu görüşleri, halbuki Atatürk bununla bu görüşü getirenleri kovdu huzurundan. Şimdi o kadar enteresan ki yani bir köye girerken
bir Nasrettin Hoca için anlatır yani. Bir şey söylemiş, bir söz söylemiş. Çıkarken kendi inanmış yani ona. Bu misal. Şimdi bu millet de enteresan. Ya kendi kurtarıcın bu kadar canını, malını, her şeyini ortaya koyup kendisini Türk milletine vakfetmiş bir insan hakkında. Yok bu efendim söyleyeyim anası şöyle, babası böyle. Yok bu Müslüman değil. Bu efendim İngilizlerin uşağı. Yok bu Mason. Lan dünyada Mason derneklerini kapatan tek lider. Ve o sağ hayatta olduğu müddetçe bu ülkede Mason derneği açılamadı ya. Sen bu adama efendim söyleyeyim Mason. Mason'un kralı o İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni, onların hepsi de Mason derneklerinin üye insanlar. Bir de az önce işte Türk milletinin namusunu korumak için bir sürü mücadele yapmış. Ondan sonra Türk milletinin namusuna göz diken biri olarak lanse. Yani gittiği her yerde güya evi var. İşte kız takdim etmiş ona, vermeyenlere işte cezalandırmış falan diye böyle lanse edilmiş yani. Ya bunlar maalesef tabii özellikle bizim işte böyle dindar kesim, işte İmam Hatip kesiminde bunlar sürekli işlenmiş. O Rıza Nur diye bir vatan haini var. İlk başta Doktor Rıza Nur, ilk başta Atatürk'ün yanında gibi göründü. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük özelliği de şu. Kendisi bu vatanın içinde olan, işte az çok kabiliyeti olan insanları ne olduklarını bilse bile onları belli yerde tutup onlardan istifade edebildiği kadar, vatan için, millet için istifade edebildiği kadar o günün şartlarında istifade etmiş. İşte bu Rıza Nur denilen insan da sonradan zaten kaçmış gitmiş buradan efendim bir yalan yanlış şeyler yazarak bugün Atatürk'e atılan iftiraların temelini oluşturan görüşleri ortaya koymuş. Halbuki kendisi tescilli, ahlaksız, efendime söyleyeyim bir insan, gayrimeşru ilişkileri olan bir insan, Fransa'daki yaşantısı ortada, bilinen bir insan yani. Ama maalesef bizim, hani Allah Kur'an'da diyor ki size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın diyor değil mi hocam yani ayet-i kerimede. Ama bunu en çok bu konuda hassas olması gereken kesim maalesef bunun balıklama atladı yani. Allah Profesör Doktor Haydar Baş hocamızdan razı olsun. O bu milleti ayıktırdı. Ve hala da ben şunu anlamıyorum. Yani şu çok önemli bir olay. Hocamız o Hoş Geldin Atatürk adlı eseri yazdığı zaman yazıncaya kadar Atatürk'ün soyu Seyit'tir. Evladı Resul'dendir. Ehli Beyt soyundandır. Efendim babası Ali Rıza Efendi Es-Seyyid Ali Rıza Efendi Nakibül Eşraf'tandır. Annesi Molla Zübeyde kendi evinde sürekli Kur'an okunan, zikir edilen, dua edilen bir ev olduğu için o yörenin halkı tarafından Molla Zübeyde annemiz, ablamız diye bilinen bir insan. Bunların hepsinin delilleri var. Hepsinin kaynakları var. Nedir bu kaynaklar? Yani Harun Şahin'in söylediği söz değil, Ömer Turan'ın söylediği söz değil. Devletin, devletimizin arşivi, Osmanlı Devleti'nin arşivi, Başbakanlık arşivi, Millet Kütüphanesi, efendime söyleyeyim Genelkurmay arşivi. Ya gözüne dizine girsin. Bir de bizzat onunla komşuluk yapan insanlar. Onunla komşuluk yapan insanlar, onunla oturup kalkan insanlar, bunların sözleri. Hatta Atilla İlhan rahmetli dedi ki, ben dedi bir şeye şaşırdım dedi. Haydar hocamızı tabii selamlaşıyorlardı, görüşüyorlardı arkadaşlar vasıtasıyla falan. Hatta hocamıza çok ciddi selamlar göndermiştir ve ben öldüğüm zaman da Haydar hocanın ekibi beni defnetsin diye. Nitekim bizim arkadaşlar, Müslüm Karabacak hocamız falan gitti. Bizzat onu kabre yerleştirdiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Atatürk'ü dedi sakladılar. Atatürk Anadolu'yu gezdi, milletiyle beraber olduğu zaman, hani şimdi görüyoruz görüntülerini, böyle yanında böyle koruma moruma yok. Öyle bin tane ekibinden bir tane bile koruma yok. İç içe geliyor efendim karşısında dinliyor, oturuyor, onunla beraber çay içiyor, oturuyor. Atatürk böyle bir insan. Normalde böyle bir insana hem paşa, asker, işte Kurtuluş Savaşı veya işte savaştan çıkılmış, memleket işte karın aç, iş yok, güç yok.
Ne sorman lazım aslında? Paşam, işimiz yok, gücümüz yok, ne yapacağız falan diye. Ama milletin sorulan %98'i dinle, diyanetle ilgili şeyler. Ve hepsine de çok mahir, vukufiyetli bir alim edasıyla ve bilgisiyle cevap veriyor Gazi Paşa'mız. Ve bunlar diyor o dönemde ki gazetelerde hepsi neşredilmiştir, satır satır. Yani Atatürk'e soru soruldu, Atatürk ona şu cevabı verdi. Atatürk'e soru soruldu, Atatürk ona şu cevabı verdi. O dönemin yerel gazetelerinde, efendim söylemişti, genel gazetelerinde neyse hepsi ve bunların hepsi şu anda Millet Kütüphanesi'nde mevcut. Ama ben buradan şunu soruyorum. İşte az önce onun için dedim. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bunları buldu, buluşturdu, çıkarttı, ortaya koydu. Yazmış olduğu o hacimli, o güzel başyapıt, Hoş Geldin Atatürk adlı eserin arkasına da hem o belgeleri hem o kaynakları koydu. Yaklaşık 25 sayfanın üzerinde bir kaynakçası var yani orada. Belge ve kaynakçası var. Bugüne kadar bu devleti, bu devletin içinde söz sahibi, akademisyen insanlar, gerek sağdan gerek soldan, ulusalcı diyor kendine mesela adam veya milliyetçi diyor kendisine. Milliyetçiler için esas başvuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani o efendime söyleyeyim o dönemdeki ve bunun pulları var. Ulusalcıların da başındaki insan kimdir? Gazi Mustafa. Yani bu milletin başındaki insandır Gazi Mustafa Kemal. Peki niye sen bugüne kadar hiç sesini çıkarmadın? Öyle ya. Tamam birisi bir fesle çıktı bir şey dedi. Rıza Nur çıktı bir şey dedi. Bu bir adam olarak bunu söyledi. Peki sen devletin akademisyeni, devletin efendim içinde insanlar olarak veya milli eğitimi işte bakanlığı şusu busu vesaire. Niye dedim? Hayır kardeşim öyle değil. Bak işte başbakanlıkta var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün soyu budur. O mümin, Müslüman bir insandır. O hafızdır. Hafızı kelamdır. Osmanlı'da kurmay olabilmek için hafız olmak lazım. Kurmay bir paşa olabilmek için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün madalyalarını efendim vücudunda asacak yer kalmaz ya hepsini assan. En büyük nişanelerini almış. 17 yıl savaşlarda gezmiş ve bu devleti kurmuş ve bize bağımsızlığı vermiş. Hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk Batı'yla gidip ittifak yapmadı. Ama bugünkü hükümet, bundan önceki hükümetlerin en biricik ve birinci hedefi nedir? Eskiden AET, ondan sonra AB işte olan kuruluşa efendim hedefimiz, en kutsal hedefimiz budur diyorlar yani. Bugünkü de onu diyor, öncekiler de onu diyor. Muhalefeti de onu diyor, değil mi? Hatta ne diyor? Ne pahasına olursa olsun, değil mi? Oraya gideceğiz yani. Oraya gideceğiz. Yeni, pahası neyse yani, değerli neyse. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni açıklaması veya işte bakanlarımızın yeni açıklaması. Ha, ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o bu milleti, bu devleti kuran, bu milleti o kötülüklerden kurtaran o insan, o oralarla bir arada gelmiyor. Ama komşularıyla her türlü paktı da yapmış. Gerek ikili, gerek efendim değişik anlaşmaları yapmış. Ama Avrupalı, İngiliz kralından tutun da büyük diyelim devlet başkanlarının birçoğu gelip onu bizzat burada hayranlıkla ziyaret etmişler. Zaten bütün dünya devletlerinin Atatürk'le ilgili sözleri var. Yani onun devlet adamlığı işte yani onunla ilgili çok güzel sözlerinin düşmanları dahi onu yani övüyor yani. İşte bakın bu ruhu taşıyan bir insan olmamız lazım bizim. O ruhu bize taşıyan bir insan var. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Bak milli ekonomi model diye bir model yazdı hocam. Değil mi hocamız? Onunla beraber şu milletin tam bağımsız olmasını nasıl sağlayacağını ortaya koydu. İlk döneminde eserin yazılması ve tanıtılması. Ondan sonra onunla ilgili konferanslar, uluslararası efendim paneller, işte 9-10 tane uluslararası panel, işte bütün yurt çapında kasabasından, ilçesinden, iline kadar değil mi? Her tarafta bunlar anlatıldı. Sivil toplum örgütlerine gidildi. Mevcut partilere gidildi, anlatıldı, dosyalar verildi. Görmemek, duymamak, bilmemek mümkün değil. Üçüncü aşamada da artık bu görüşleri kabul eden ülkelerin başında gelen Rusya 2013'te Duma'sına yani meclisine Haydar Başuç'u davet etti. Davet ediyor ve Haydar Başuç'a gidiyor orada bir konuşma yapıyor
Ve Liberal Demokrat Parti Başkanı orada kendisine diyor ki, en son şu cümleyi diyor, ne mutlu Türk'üm diyene. Ben bu şeyi gördükten sonra, bu Milli Ekonomi Modeli gördükten sonra, Haydar Boşçay'ı tanıdıktan sonra Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu, ufkunun ne kadar geniş olduğunu anladım ve bildim diye itiraf ediyor orada. Oradaki bakanlar, oradaki efendim mesela hükümet yetkilileri ve 5 yıllık kalkınma planını alıyor bunu. Ve özellikle dinler arası diyalog adı altında ülkemizde tam böyle Şii-Sünni savaşı, Orta Doğu'da Şii-Sünni savaşının böyle kaynaştırıldığı, hani hatırlıyorsunuz hocam, evlere işte Alevi evi diye işaret konulduğu zamanlar oldu bu son birkaç yılda, diyelim 5-6 yıl içerisinde. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız Ehl-i Beyt külliyatını yazarak, onun slogan altın bir cümlesi var. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt. Yani Ehl-i Beyt kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve onun soyundan gelen benim neslim diyor Peygamberimiz, o imamlar. Onlara uyacaksın. Tevhidin merkezi bu. Sünni misin? Alevi misin? Caferi misin? Mezhepli misin? Mezhepsiz misin? Ne olursan ol, ben müminim diyen herkes o Ehl-i Beyt şemsiyesi altında, o şemsiye altında, o tevhid şemsiyesi altında birleşelim. Ve bu çok önemli bir olaydır. Ve bugün maalesef bakıyorsun, işte en son Papa şeye gitti biliyorsunuz, Irak'a gitti. Orada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in de çok güzel bir şey demeci oldu bu konuda. Papa diyor, orada Müslüman kanı üzerinde dans ediyor diyor. Papa ile beraber oradaki insanlar Müslüman kanı üzerine dans ediyorlar. Ve gerçekten hani o kılıçlarla beraber Papa'yı karşılamış. Ya şimdi kardeşim, hani Irak bir Hristiyan memleketi olsa veya hani milyonlarca Hristiyan olsa dersin ki ya Papa işte gitti orada kendi adamlar. Ya Müslüman bir ülkede öyle bir karşılanıyor ki. Ve Hristiyanların Haçlı Savaşı başlattık diyen adamların bombaladıkları, 3 milyon insanın öldüğü, yüz binlerce kadının namusuna halel getirildiği, malı canı heder edildiği bir ortamda gidip oradaki din adamları, gerek Şii, gerek Sünni, efendim devlet adamları, din adamları Papa'nın karşısında el pençe divan duruyorlar ve Papa'dan ümit bekliyorlar. Oradaki bizim birliğimizi, dirliğimizi sağlayacak insan budur diye bizzat açıklamaları var hocam ha. Yani o oraya gitti diye söylüyor. Bizzat açıklamaları var. Halbuki Profesör Doktor Haydar Boşçamız bundan 7 yıl önce işte o Necef falan oralara ziyarete gittiğinde demeci var. Televizyonlarımızda hep yayınlandı. Diyor ne diyor? Ben diyor orada diyor dinler arası diyaloğun orada orayı da kapsadığını gördüm ve ele geçirmek üzere olduğunu hissettim. Ve oradaki yetkililere de bunları anlattım diyor. Ve hatta ondan sonra da nitekim birkaç defa bizim arkadaşlardan, işte Haydar Boşçan'ın işte bu Yeni Mesaj gazetesindeki falan yazarlardan bir grubu oraya gönderdiği, orada böyle uluslararası toplantılarda tebliğler sunuldu. İzah edildi, ikaz edildi. FETÖ, bizim ülkemize FETÖ bombası nasıl yağdıysa aynı bombalar zaten yağdı sizin ülkenizde ama ondan sonra daha da kötü olacaksınız diye anlatıldı. Ama nasıl bizim ülkemizdeki insanlar dinlemediler ve 15 Temmuz'da FETÖ bombası olarak o dinler arası diyorlar kafamıza geldi. Hala da gene dinlemiyor. Evet, FETÖ baş terörist, baş terör örgütü doğru ama beri tarafta onun o ruhu olan dinler arası diyalog devletin her kademesinde, efendime söyleyeyim, ondan sonra işte diyanetinde, işte akademisyenlerinde falan aynı şekilde. Mimarı da zaten papalık misyonu zaten. Papalık misyonu evet. Yani papalık görevi. Ben bir katkıda bulunmak için bu papa şeye Irak'a gitti. Orada o oranın Şii alimlerinin bir tanesi bir televizyona bir demeç veriyorlar. Birisi attı onu bana, çevirdiler Arapçadan. Dediler ki şu anda Irak bölündü. Irak kan gölü içerisinde. Irak nasıl kurtulur? O da aynı şunu söyledi, dedi ki Irak'ın kurtulabilmesi için Atatürk gibi birinin
gelip buraya gelmesi lazım ve burayı organize etmesi lazım. Başka türlü kurtulması da mümkün değil. Yani Atatürk gibi biri gelir. Bizzat bunu söyledi yani. Evet, bu milletin aslında yani. Tabii. Bu milletin önüne işte o asker Atatürk efendim karşılığı olarak bu dönemde Hoca Atatürk olan Profesör Doktor Haydar Başuç'a geldi. Anlattı her şeyiyle. Efendim ekonomik görüşleriyle, milli birlik görüşleriyle, dini birlik görüşleriyle, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek hukuki, efendime söyleyeyim, yurt içi, yurt dışı bütün problemlerimizden nasıl kurtuluruz diye hepsini ortaya koydu. Kadrosu ortada. Yani bunu görmek lazım. Bugün mesela bakıyorsun, hani az önce de söyledik, işte Mehmet Akif Ersoy rahmetlinin yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın 100. yılı münasebetiyle başladık ve bağımsızlıktan falan girdik, ta buralara kadar girdik. Çünkü hepsi bunun içerisinde. O dinler arası diyalog misyonu esasında silahla yapılan mücadeleden çok daha sinsi ve çok daha kötü bir şeydir. Çünkü millet milli manevi değerlerini yok edecek çalışmayla beraber karşılaştığı zaman o sinsi çalışma, hani sakallı, sarıklı, cübbeli böyle insanlar tarafından da ortaya konduğu zaman o sinsi çalışma milletin birliğini, beraberliğini bozuyor, kimyasını bozuyor. Ne olursak olalım, hangi görüşten olursak olalım, bizim milli birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacak o ruhu sürekli taşımamız lazım bizim. Nitekim yani bu yeni bir şey değil. Hani solculuk, sağcılık, efendim şuculuk, buculuk. Osmanlı'da da vardı. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında da vardı. Ama işte o Cumhuriyet'in o ilk yıllarındaki o insanlar hep beraber vatanı, milleti, dini, diyaneti savunmak için bu mücadeleyi yaptılar. Bu devleti kurdular yani. Ve bunun mücadelesi ve bununla ilgili gerekli yasaları yaptılar. Sen mesela onlar bu yasaları yapmışken sen geldin. Onların koyduğun üzerine bir şey koymaktan koyman gerekirken daha da beterini yapıyorsun. Ondan sonra suçluyorsun. İşte o tek parti dönemi, işte o ilk yıllarda şu yapıldı, bu yapıldı. Ne yapılmış ilk yıllarda? Hani burada sürekli anlatıyoruz biz. Ne yapılmış? Bu millete ekonomik, ilk önce silahla, yani savaşarak vatanın sınırları çizildi. Kılıç hakkı bir defa daha bin yıllık bu topraklarda bir defa daha tespit edildi. Burası benimdir dedi. Erkekseniz gelin dedi. Ve Lozan'la beraber de bu devletin tapusu da tescil edildi. Ondan sonra da ekonomik bağımsız, Atatürk ne dedi? Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir milletin tam bağımsız olması mümkün değil. Ve işte İzmir'de iktisat kongrelerini topladı ve bununla ilgili gerek çalışmaları yaptı. Ondan sonra kanunlar çıkarttı. Ahlaksızlığın, kumarın, fuhuşun yayılmasını önlemek için, efendim, milletin daha müreffeh bir hale gelmesi için her türlü şeyleri yaptı. Fabrikalar kurdu. Ne bileyim, tarımı canlandırdı. Dinini, diyanetini millet öğrensin diye Kur'an-ı Kerim'i, tefsirini Ahmet Elmalı Hamdi Yazır merhuma yazdırdı ve bugün dünyada en önemli tefsir olarak herkes tarafından kabul ediliyor. Türkçe yazdırdı, milletine sundu. Peygamberimizin hadislerini aynı şekilde Türkçe yazdırdı, Buhari Şerif'i milletine sundu. Hutbeler yazdırdı, askerin el kitabı yazdırdı. Ailenin el kitabı yazdırdı. Daha ne yapsın yani bu adam? Diyanet İşleri Teşkilatı'nı kurdurdu. Hocalara para maaş verdi ki başka bir şeyle uğraşmayın. Dinle, diyanetle uğraşın. Efendim söyleyeyim. O dönemde diyelim işte 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane neyse o günün şartlarında lazım olan ilahiyat fakültelerini, imam hatipleri açtı. Daha sonradan bunlar arttı. O günün şartlarında diyelim o kadar okul varken bugün bu kadar imam hatipte, bu kadar hocalar utanmadan, sıkılmadan Atatürk'ün aleyhine konuşacaklar. Niye? Çocuklar deist oluyorlar. Çocuklar ateist oluyorlar. Ya Atatürk öleli rahmetli kaç sene oldu? Yani sen ne yaptın burada? Atatürk'ün zamanında işte o Bursa'daki olay, işte kolejde insanlar Hristiyan olunca hemen tutuyor ve kapatıyor. Ama bizim bu kadar imam hatip öğretmeninin olduğu, ilahiyat hocalarının olduğu, bunların mezunları, binlerce mezun verdiği bir ortamda millet deizme doğru kayıyor. Ondan sonra da suçu buluyorlar başkalarına. 1960'lı yıllarda Güneydoğu'da, efendime söyleyeyim işte 60'lı yılların sonlarında Güneydoğu'da İngilizce öğreteceğiz diye gelen yabancılar var. İngilizler var, Fransızlar var, bilmem neler var falan. Yabancı dil öğretecekler. Güneydoğu'daki efendim vatandaş ne yapacak İngilizceyi? Ha, orada misyonerlik faaliyeti yaptılar. Bunu herkes bildiği halde
Hiç kimse sesini çıkartmadı. Hiç kimse. Atatürk olsaydı onlar bu memlekete sokmazdı. Bunu bilmek lazım. Son şunu söyleyeyim hocam. Hani işte Allah bu millete bir daha o İstiklal Marşı'nı yazdıracak şartları yaşatmasın diye dua etti. Biz de amin diyoruz buna. Ama maalesef gelinen noktada bu ferasetsizlik bizim milletimizi gerçekten başına birçok belalar ördü. İşte Allah devletimize zevat vermesin. İşte sınırlarda efendim söyleyeyim yurt içinde yurt dışında terörle her türlü mücadele yapıyorlar ama sadece hani bu istihbari çalışmalar bunlar değil. Bunun ötesinde bir de bir milli birlik ruhunu ortaya koymak lazım. Ama bugün bakıyorsun mevcut işte siyasilerde yani kayıkçı kavgası var. Anayasayı değiştirdiler. Anayasayı zaten neredeyse dört maddesi ait, dört o baştaki dört madde ait hariç hepsini değiştirdin. Bir defa değiştirdin, iki defa değiştirdin, üç defa değiştirdin. Daha nedir sivil anayasa? Yani tamam 1980'de ki o zaman da akademisyenlerin falan oluşturduğu bir heyetle beraber bu yazıldı o anayasa. Diyelim içinde niye YÖK kanunu değiştirmiyorsun? Niye efendime söyleyeyim seçim kanunu değiştirmiyorsun? Onlara çünkü onlar işine geliyor. Onlara dokunma. Mesela niye şeyi ekonomik sistemi hala da her şeye dokunuyorsun ama liberal ekonomik sisteme hiç dokunmuyorsun? Yani buna dokunan ve o işte o YÖK'e olsun efendime söyleyeyim diğer hani o şeylerle ilgili yasaların değişmesiyle ilgili ekonomik sistemin düzelmesiyle ilgili ortaya bir fikir koyan bir hareket var. İşte Profesör Doktor Haydar Baş Hoca'nın başlattığı ismi de çok güzel bir Bağımsız Türkiye. Bağımsız Türkiye Partisi efendim söyleyeyim. Bu görüşleri savunuyor. Milli ekonomi modeli, tevhidin merkezi Ehl-i Beyt diyor. Ondan sonra hoş geldin Atatürk diyor. Milli birlik beraberlik diyor. Bugün millete düşen vazife şu İstiklal Marşı'nın 100. Yılında o ruhu taşıyan bu kadrolarla beraber olmaktır. Hocam tamam doğru diyorsun ama işte iştesi miştesi yok kardeşim. Sen istersen bu iş olur. Sen istemezsen layık olduğun şekilde de idare olmuşsun yani. Diyorum efendim. Evet teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet değerli dostlar bu güzel sohbetimizi de burada noktalıyoruz. Tekrar beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.